Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü Ev YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi, pufidik bir bayan yelek örneği anlatacağım. Bakın şöyle, örneğimiz için angora ip kullandık. Bugün sizlere böyle simli farklı bir renkten örneğini anlatacağım. Modelimize Trabzan'la başladık. Hemen geçelim örneğimizi anlatmaya. Yalnız geçmeden iki tane örneğini bir de arasını anlatacağım. Ara ara da zaten modelimizi göreceksiniz değerli izleyicilerim. Hem kolay hem zevkli. Şimdi başlayalım örneğimizi. Şöyle. Bakın alt ucuna trabzan yaptım. Videolarımızda da bulabilirsiniz. Şimdi hemen örneğime geçiyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Kenarlarda bakın şöyle 3, 4 tane trabzan örüyorum. 4 trabzandan sonra şöyle 1 2 zincir çekiyorum. Hatta 2 çekelim. 2 zincir. Şöyle hemen 2 trabzan aralıklı batıyorum. 1 2 3 4. Aynı yere yan yana 4 tane trabzan ördükten sonra 2 tane zincir çekiyorum yine. Yine aynı yere 4 tane trabzan örüyorum değerli izleyicilerim. Bakın yan yana. Alt sırası olduğu için şimdi yan yana yapalım. Sonraki sıralarda zaten aynı içine devam edeceğiz. Sonra tekrar 1 2 zincir çektim. Bakın şöyle bir trabzan aralıklı batıyorum. Şimdi yan yana aradaki 4 tane trabzanı örüyorum. 3 4. Şimdi ikinci modelime geçiyorum. Yine 2 zincir. Şöyle 2 trabzan aralıklı batıyorum. Şimdi aynı yere yan yana 4 tane trabzan örüyorum. Yani aynı yere yan yana demem. Şöyle bakın. Yani ucuna hemen böyle batıyorum bakın. Sonra yine 2 zincir çekiyorum. Yine bakın devam ediyorum. Şimdi 2 3 4. Şimdi yine 1 2 zincir çektim. Şöyle bir trabzan aralıklı batıyorum bakın. Burada da 3 tane trabzan örüyorum yan yana. Burası kenar olduğu için aralarda hep 4'er tane trabzan değerli izleyicilerim. Şimdi 3 tane zincirle döndüm. Yine bakın. Dönüyorum. Tekrar aynı 3 tane trabzanı ördüm. Bakın 3 trabzanı ördüm. Şimdi 1 2 3 tane zincir çektim. Şurayı sık iğneyle tutturuyorum önce. Sonra 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir doluyorum. Bu aradaki 2 zincirin içine bakın. Şu şekilde 5 tane dolgumu örüyorum. Bakın. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Burada da 4 zincir çekmemiz gerekirdi. Yine aynı yere batıyorum bakın. Eliniz sıkı ise 4 5 zincir de çekebilirsiniz. Şimdi tekrar 3 zincir çekiyorum bakın. Aynı 4 tane olan trabzanımı aradaki olan trabzanlarımı örüyorum önce. Sonra ördükten sonra bakın yine 1 2 3 zincir çektim. Sık iğneyle tutturuyorum. Sonra tekrar 5 zincir çekelim. Daha rahat olsun modelimiz. Başta 3 dedim ama 5 zincir değerli izleyicilerim. Bakın. Sonra tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Ve hemen aradaki 2 zincir çekmiş olduğum yere tutturdum. Sonra 3 zincir ve 4 tane olan trabzanımla örneğimi bitiriyorum. Yani örneğimiz 2 sıradan oluşan bir tığ işi yelek örneği değerli izleyicilerim. Bakın şu şekilde hemen şöyle hemen gösterelim bakın. Şu an az olduğu için modelimiz.
Şimdi yine ikinci örneğimizle devam ederken siz örneğimi izleyin yakından, modelimizi. Devam edeceğiz yine örnekle, bakın. Önce trabzanlarımı örüyorum. Sonra devam ediyorum, bakın. Şimdi şöyle bak, kaldığım yerden devam ediyorum değerli izleyicilerim. Buradaki 4 tane trabzanı ördükten sonra bakın, 1 2 zincir çekiyorum önce. 2 zincir. Sonra 1 doluyorum. Bu fıstığımızın en üst tepesine bakın 4 tane aynı yere trabzan örüyorum. En tepesine 2 3 4 aynı birinci sırada başlamış olduğum gibi arada 1 2 zincirim var. Yine aynı yere batıyorum, bakın. 1 2 3 4 tane. 4 tane trabzan ördükten sonra arada 2 zincirim var. Aradaki 4 tane burada olan, bakın, ara trabzanı, iki örneğin arasında olan trabzanları örüyorum. 4 tane ile devam ediyorum iki örneğin arasında. Şimdi yine 2 zincir çekiyorum. 1 2 zincir. Yine fıstığımızın bakın en tepesine batıyoruz. Şuraya. En tepesine. Aynı yere 4 tane trabzanımı örüyorum. Zaten 2 sıralı demiştik. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Seyda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Bu sırası 4 trabzan 2 zincir. Bakın 4 trabzan 2 zincirle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi örneğimin ikinci örneğimin ikinci ve son sırasındayım. Onu da anlatalım ve videomuzu tamamlayalım değerli izleyicilerim. 3 tane zincirle dönüyorum. Bakın örneğimiz biraz belli olmaya başladı. Harika bir örnek bayan yeleklerinde yapabileceğiniz, hem de kolay. Şimdi buradaki trabzanlarımı ördükten sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şurayı batıyorum önce. Sonra 5 zincir izleyicilerim. 2, 3, 4, 5 zincir. Burada 3 demiştim. Burada karıştırmışım. 5 zincir fıstıkları yaparken. Sonra bakın 5 tane fıstığımız için dolgumuzu yapıyoruz. Şu şekilde. Sonra yine 5 zincir. 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen çiçeğimizin yanına sık iğne ile tutturdum. Sonra 3 zincir çekiyorum. Ve 4 tane olan aradaki trabzanımı örüyorum, bakın. Şimdi ikinci fıstığımızı da anlatalım ve videomuzu bitirelim. Şimdi 1 2 3 zincir, şurayı batıyorum. Sonra tekrar 5 zincir. 5 zincir. Yine bakın şu 2 tane çekmiş olduğum zincirin üstüne 5 defa fıstığım için dolgumu yapıyorum. Sonra yine 5 tane zincir çekiyorum. Şurayı kenarından sık iğne ile tutturdum. Yine 3 tane zincir ve trabzanlarla sıramı tamamlarken siz örneğimi yakından izleyin. Ben de sizlerle ördüğüm parçayı gösterip videomu tamamlamak istiyorum değerli izleyicilerim. Dediğim gibi fıstıklı, trabzanlı fıstıklı hem kolay hem de zevkli bir örgü. Umarım sizler de beğenir yaparsınız. Bundan yelekler, şallar, bakın pembeden de ayrı bir güzel durdu. Çift taraflı kullanabileceğiniz bir örgü değerli izleyicilerim. İki tarafını da kullanabilirsiniz bakın modelimizin. Burada da aynı, bu modelimizde de bakın burada örmüş olduğumda da aynı, burada da çift taraflı, dilediğiniz, sevdiğiniz tarafı kullanırsınız değerli izleyicilerim. Şu şekilde beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli, sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim derken bir dahaki videomuzda buluşmak dileğiyle herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İzlemeye devam edin. Sevgiyle ve örgüyle kalın diyorum.